Kıymetli tarihseverler, Topkapı Sarayı'na yürüyüşümüz başladı. Ayasofya Camii'nin önündeyiz. Şu gece tatlı tatlı rüzgarın yüzümüzü okşadığı, bayraklarımızı dalgalandırdığı gece ortamını, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii Meydanı'nı bir görün arzu ettim. Şu an Topkapı Sarayı'na gidiyoruz. Adım adım Topkapı Sarayı'nın gece anlatımını, rehberliğini sizler için kayıt altına alacağız. Ve inşallah YouTube kanalımdan da parça parça yayınlama arzum var, bilginiz olsun. Yani ben gidiyorsam hayatımda ilk kez Topkapı Sarayı turu yapacağım, gece turu. Siz de görün arzu ediyorum. Gelemeyenler de bu vesileyle görmüş olsunlar. Heyecan dorukta şimdi Bâb-ı Hümâyun'dan gece gece içeri gireceğiz. Hazırsanız peşimi bırakmayın. 3. Ahmet Çeşmesi'nin önüne geldik. Hakikaten gece farklı oluyormuş ya. Ben 25 yıldır Topkapı Sarayı'na gezen gezdiren biriyim. Ama hani gece daha bir büyülü oluyor. İyi ki yaptık bu turu. Ayasofya Camii zaten gördünüz. Bâb-ı Hümâyun önümüzde. Ben mesela bu turdan en çok neyi bekliyorum? Gece. Bir Kanuni Sultan Süleyman'ın, bir Hürrem Sultan'ın, ne bileyim bir Fatih'in, Yavuz'un gözüyle gece bu sarayı görmek. Biz hep gündüzünü görüyoruz. Bu insanlar gece de buradaydılar. Burada yaşadılar, bu avluları adımladılar. Gece nasıl gördüler? İşte biz biraz bunu görmek istiyoruz. O vesileyle sarayın kapısındayız. Her hafta sadece cumartesi akşamları gece turu var. Bâb-ı Hümâyun'dan içeri girmek üzereyiz. Bakın kapı açılmış. Kolay gelsin. İyisiniz inşallah. Çok şükür size. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Bâb-ı Hümâyun'dan içeri giriyoruz. Görevliler tam kadro. Vazifelerinin başındalar. Şöyle bir göstereyim Bâb-ı Hümâyun'u. Şu an Bâb-ı Hümâyun'un içinden geçtik. Arka tarafı 2. Mahmut'un restore ettiği halde, bu iç tarafı da Sultan Abdülaziz'in restore ettiği halde, onun tuğralarıyla süslü. Ayı İrini, namazgah, 2. Abdülhamit'in karakol binası. Evet, ikisi de ayda var. Herkes vazifesinde ya. Çok enteresan. Hadi bakalım, X-Ray'dan geçiyoruz, kapatıyorum. Vardı ya, müzede bir gece falan diye böyle. O konsepte bir video hazırlıyorum. YouTube'a yükleyeceğim bunu parça parça. Kameramanımın önünde durmazsanız sevinirim. Onun dışında dolaşacağız beraber, sizinle beraber. Şimdi ben de size ilk kez geziyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Tek problemimiz şu. Ben normal Topkapı Sarayı turlarını 5 saatte yapıyorum. 7 saat, 10 saat. Burası bir hafta 10 günde bitmez. 2 saatte ne yapacağız? 2 saatte şöyle bir şey yapacağız. Her yeri göreceğiz. Ama hızlı ve kısa anlatacağım. Çünkü burada derdimiz şu, gece görmek. Gece nasıl? Ben mesela gece şu kapı nasıl? İlk kez görüyorum. Burada normalde duramazsınız. Topkapı Sarayı'nın müdürünün oğlu olsanız burada bu saatte durma ihtimaliniz yok. Bizim için çok özel bir durum. Bundan kaynaklanıyor. Bu gördüğümüz kapı Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bir kapı. 1460'ta yapılan bir sarayı geziyoruz sizinle beraber. Bu sarayı Fatih yaptırıyor. Fatih'in yaptırdığı bu sarayı 3. Mustafa deprem sonrası yeniliyor. Sağda ve soldaki görmüş olduğunuz kitabeler 3. Mustafa'nın deprem kitabeleri. 2. Mahmut son bir tamirat yapıyor. Yavaş yavaş yürüyelim. 2. Mahmut ortada gördüğünüz tuğrası, bu kapıya son kez dokunan padişah ve onun restorasyonunu bize göstermiş oluyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldin. Şimdi gündüz turlarında çok kalabalık oluyor saray. Gece turlarında ben de ilk kez geliyorum ama çok duydum. Çok tenha olduğu söyleniliyor. Bundan dolayı rahat rahat, sanki bize özelmiş gibi gezeceğiz inşallah. Merhabalar. 3 tane yol. Birinci yol şu ortadaki yol. İkinci yol sağa doğru giden yol. Üçüncü yol sola doğru giden yol. Bizim şu an bir karar vermemiz lazım. Hangi yoldan gideceğiz? Ben size biraz yardımcı olayım. Eğer siz bir Osmanlı padişahıysanız saltanat yolu sizi bekliyor, buradan gideceğiz. Siz eğer bir Divan-ı Hümayun üyesiyseniz sadrazam, defterden, nişancı, reisül kitap, kaptanı derya, divan toplantısına geldiniz. Bir bakansanız buradan gideceksiniz. Hiçbiri değilseniz, normal bir vatandaşsanız bizim en büyük gündemimiz ne? Akşam tok karnına yatağa girmek. O zaman benim tavsiyem mutfağa gidiyoruz. Hep beraber mutfağa gidelim. Mutfağa bir konuşalım. Ben hep böyle yapıyorum yıllardır. Mutfak en güzeli. Mutfağı konuşalım. Ondan sonra diğer bölümleri adım adım gezmiş olacağız. Divan-ı Hümayun ve diğer yerler bizi bekliyor. Tabii buranın gecesinde bu insanlar buralarda yaşadılar, neler yaptılar bunları görmüş olacağız. 3. Mustafa'nın tamir kitabeleri 1766 yılında İstanbul'da korkunç bir deprem oluyor. Ve bu deprem İstanbul'un yarısını yıkıyor. Fatih Camii yıkılıyor. Eyüp Sultan Camii yıkılıyor. Bunlar Fatih'in yaptırdığı camiler. Gördüğünüz kapı Fatih'in yaptırdığı bir kapı, kuleli kapı. Bâb-ı Selam, bu kapı yıkılıyor. 3. Mustafa garibim bunların hepsini A'dan Z'ye tamir ediyor. Bugün ben gündüz Laleli'ye gittim mesela. Laleli Camii 3. Mustafa'nın. Üsküdar Ayazma Camii 3. Mustafa'nın. Ondan sonra Kadıköy İskele Camii 3. Mustafa'nın. Yani İstanbul'un yarısı onun ve onun dönemine ait tamir kitabeleri var. Yarın bir gün gecenin bir yarısı millet gelir sarayı gezerse bana bir Fatiha'yı unutmasınlar diye kitabesini koydurmuş buraya. 3. Selim'in babası, Mirşah Sultan'ın kocası, tam bir Rus düşmanıydı. Küçük Kaynarca'yı başımıza dert yapan 3. Mustafa. Yani Sadrazamlar diyor ki ya paramız yok, Ruslara savaş açamayız. Ben buradan Moskova'ya kadar iki sıra iki keselerle altın dizerim, açın yeter ki Moskova'la savaşalım diyor. Ve böyle bir durum söz konusu oluyor. Yani çok önemli. Mustafa'nın tamir ettiği, yani yeniden yaptığı eserler orijinaline ne kadar yakın? Hiç yakın değil. Mesela bugün Fatih Camii'nin, Fatih Sultan Mehmet'in camisiyle hiçbir alakası yok. Yani restorasyon tamamen değil, tamirat yapmak. Sıfırdan yeniledi. Evet. Gecenin bir yarısı Topkapı Sarayı'ndayız. Ve bu saatte ben de hayatımda ilk kez Bâb-ı Selam'dan içeri girdim. Yani şunu demek istiyorum. Topkapı Sarayı'nda iki tane avlu var kıymetli misafirler. Birinci avlu Birun, ikinci avlu Enderun. Birun bu görmüş olduğumuz avlu. Enderun bundan sonra gelen avlu. Bu görmüş olduğumuz Birun avlusunda neler var? Bir mutfak var. İkincisi Divan-ı Hümayun'un toplandığı kubbe altı var. Hemen şurada bakın kocaman bir kapı var. Has ahırlara gidiyor. Has ahırlar bölgesi var. Hemen Divan-ı Hümayun'un yanında hazine var. Yani Osmanlı Devleti'nin dış hazinesi. Para, altın, gümüş, basılmış sikkeler. Hepsi burada muhafaza ediliyor. Bunların hepsini göreceğiz. Burası da boydan boya mutfak bölümü. Şu görmüş olduğumuz yer. Şimdi mutfaklar gece ziyaretlerine kapalıymış, bilginiz olsun mutfaklar. Ama ben en azından size şuradan göstermek istiyorum. Mutfaklarda bir baca, bir kubbe, bir baca, bir kubbe şeklinde buradan tam buraya kadar burada tam 10 tane mutfak var. 10 tane yan yana. Birçok insan baktığı zaman önde kubbeleri görüyor, arkasında böyle sivri sivri bacaları görüyor. Bir anlam veremiyor. Burada normalde bacaların altında koca koca ocaklar var, yemekler pişiyor. Hemen onun paralelindeki kubbede de altında da yemekler hazırlanıyor. Hazırlanıyor, pişiyor, hazırlanıyor, pişiyor. Yani bu mutfaklar öyle ki aynı anda 10 farklı mekana, ortama yemek çıkıyor. Çünkü şurada Kara Ağalar koğuşu var. Devamında Zülfü Baltacılar koğuşu var. Matbaa ve Amire koğuşu var. Kapı ağları bölümü var. Yani sarayda farklı birimler, farklı ortamlar bir arada bulunuyor. Birincisi, şu gördüğünüz taş birincisi. Bunlara selam taşı diyoruz. Bu taşı, bakın tam şurada yerde duruyor. Bu bir. Devam ediyorum yürümeye. Tam ortada bir ikinci taşımız var. Ne demek selam taşı? Şimdi anlatacağım size. Bakın bu gördüğünüz ikincisi. Selam taşı tabi zaman içinde toprağın altına gömülmüş ve küçücük bir kısmı ayakta kalmış. Normalde bir hayli yüksek taşlar. Şimdi üçüncüsüne geliyorum ve en önemlisine geliyorum. O da şu ağacın dibinde duruyor. Normalde hakikaten gün içinde binlerce insan bu yolu yürüyor. Hiç kimse bu taşları görmüyor. Çünkü bu gördüğünüz taşlar Divan-ı Hümayun'a gelen Bakanlar Kurulu üyelerinin önünde durduğu, beni görüyor musunuz? Aynen böyle ellerini göğsünde birleştirip selam verip toplantıya girdiği taşlar. Bir taşa niye selam verilir? Bu taş devleti ve toplumu simgeliyor. İçerisi dünyanın en büyük yönetim merkezi. Divan-ı Hümayun, hele Kanuni, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet dönemlerini düşünün. Dünyanın bir numaralı devleti. Ve devletin yönetim kadrosu, Bakanlar Kurulu burada toplanıyor. Birazdan gireceğiz. Ve burada çok kritik, dünyayı ilgilendiren kararlar alınıyor. Burada devlet ve toplumu simgeleyen bu taşa selam verip girerek selam sırasına bir nevi yemin ediyorlar. İçeride cebimi, cüzdanımı, koltuğumu, akrabalarımı değil, sadece devlet ve toplumun menfaatlerini düşünerek karar alacağım diyorlardı. Bak çok ilginç birkaç şey söyleyeceğim. Bu taşı sadece sadrazam selamlıyordu. Sadrazam, başbakan, bugünkü karşılığı. Divanın başı, padişah bile toplantılara katılmazdı. İkincisi ortadaki taş. Divanda iki tane özel üye vardır. Biri defterdar, biri nişancı. Defterdarın bugün karşılığı Maliye Bakanı. Nişancının bugün karşılığı Dışişleri Bakanı. İkisi özerk. Ortadaki taşı sadece ikisi selamlar. Niye? Özerktirler çünkü. Padişah bile bunlara müdahale etmemelidir. Etmiş midir? Tabii ki etmiştir tarihte. Ettiği zaman da devlet hep batmıştır. Ekonomi çökmüştür. Yani sözle, müdahaleyle ekonomiyi düzeltemezsiniz. Sen yumurta, ben et, sen süt yetiştirdiğin zaman ekonomi düzenir. Birileri düzelsin deyince düzelmez. Onun için Maliye Bakanı'na, defterdara dokunulmaz. Dışişleri Bakanı'na dokunulmaz. Onun için ikisi özerktir ve ortadaki taşı selamlarlar. İlk taşı da hepsi selamlıyordu. Şöyle geçelim. Yani bir nevi yemin ediyorlar. Doğru, düzgün, adaletli bir yönetim, karar alacağıma söz veriyorum. Bunu diyorlardı. Bu görmüş olduğunuz yer Divanı Hümayun'un toplandığı kubbe altı. Burası çok heyecan verici bir yer. İşte Muhteşem Yüzyıl'da bir sürü sadrazamın ismini öğrendiniz. Pargalı Makbul İbrahim Paşalar, Kara Ahmet Paşalar, Lütfü Paşalar, değil mi? Sokulu Mehmet Paşalar, Semiz Ali Paşalar, hepsi bu içerideki dairede yaşadılar. Burada kaldılar. Yani burada toplantı mekanı. Buraya girdiler. Haftanın bazen 3 bazen 5 günü burada toplantı yaptılar. Dünyaya ait kararlar aldılar. Burayı yapan adam Fatih. İlk kez bu binayı Fatih yaptırıyor. Ve ilk toplantılara katılıyor. Sonra toplantılara katılmama kararı alıyor. Neden? Çünkü ben bu toplantılara katılırsam insanların kararlarını etkiliyorum diyor. Fark ediyor. Çünkü herkesin gözü padişahta. O ne diyorsa herkes onu diyor. E ne anladım ben bu istişare meclisinden? Kararları siz alın bana arz edin diyor. Mesela ben bu konuda Fatih'e hayranım ya. Kimse yapmaz. Hatta birçok diktatör ne der? Siz kimsiniz der. Hadi dağılın der. Benim aklım hepsine yeter der. Sizin aklınıza ihtiyacım yok der. Ve Fatih bu gördüğünüz toplantı ortamını kendisinin katılmayacağı bir düzene sokuyor. Kararları bana arz edin diyor. İyi güzel. Güzel de burada toplanan bu insanları seçen kim? Padişah. Azleden kim? Padişah. E burada bu insanların performansını görmeden nasıl karar verecek? O zaman bir yerden izlemesi lazım. Biz bugün mecliste seçtiklerimizi nereden izliyoruz? Meclis TV'den. Bunların da bir Meclis TV'si olmalıydı. Var mı? Var. Hadi beni takip edin. Böyle ara ara ışık yaparsanız valla çok dua ederiz. Sağ olun. Bakın size bahsettiğim Meclis TV burası. Yani şu pencere, padişah bu pencerenin arkasında duruyordu. Ve şu gördüğünüz yer sadrazamın oturduğu yer. Düşünün Makbul İbrahim Paşa yıllarca burada oturdu. Sokulu Mehmet Paşa 3 padişah döneminde yıllarca şurada oturdu. Düşünün Barbaros Hayrettin Paşa burada oturdu. Şu taşların hiçbiri değişmedi. Bu taşlara bastı bu insanlar. Buralarda bulundular. Kararlar burada alındı. Toplantı başlayacağı zaman hemen aradaki perde kapatılırdı ve toplantı başlardı. Padişah burada var mı yok mu, izliyor mu izlemiyor mu kimse bilmezdi. Peki izliyor muydu? Tabii ki izlerdi. Çünkü izleyecek ona göre daha sonra divanı yani Divan-ı Hümayun toplantısı bittiğinde arz odasında kararlar ona arz edilirken o kararın nasıl alındığı serencamını bilmeli padişah. Şu tarafa geçelim. Bakın perdenin korneji bile duruyor. Kolay gelsin. Perdenin korneji bile duruyor. Işıklar dursun. Söndürmeyelim. Şey konser ortamı gibi oluyor yalnız böyle. Kendimi pop yıldızı gibi hissediyorum. Tutuyorsunuz. Ve kornişler de ben görüyorum. Şu var tam ortada perdenin kornişi var. Toplantı başladı mı perde kapatılıyor. Niye? Çünkü bu mavi şiltelerde katipler oturuyor. Katipler toplantı sırasında divan üyelerini görmüyor. Sadece seslerini duyuyor. Kararlar tek tek kayıt altına alınıyor. Toplantı bittiğinde sadrazam tak kalkıyor ayağa. Hepsi kalkıyor ayağa. Perde açılıyor ve köşede bir adam oturuyor. Reisül Küttab, katiplerin reisi. Yani bu adamların reisi. Tomarları topluyor. Sadrazamın peşine, kubbe altı vezirlerin peşine takılıyorlar. Padişahın yanına gidiyorlar. Kararları padişaha arz ediyorlar. Padişah da onaylıyor ya da reddediyor. Gördünüz mü manzarayı? Bize yıllarca Osmanlı Devlet Yönetimi ne diye anlattılar? Mutlakiyet diye anlattılar. Mutlakiyet ne demek? Mutlak bir adamın hükümranlığı demek. O adam ne istiyorsa o olur demek. Benim anlattıklarımı geçin. Kendi gözünüzle gördüğünüze bakın. Burada bir mutlak adam iradesi görmüyorsunuz. Bir de dönemler kendi dönemiyle kıyaslanır. Kanuni ile Şarken'i kıyaslamanız lazım. Kalkıp da bugünkü cumhuriyetimizi değil, Şarken'e gidip bütün Avrupa'yı yöneten adama kralım siz çok yoruluyorsunuz, bir heyet atayalım, kararları o alsın deseniz sizi ya diri diri gömdürürdü ya diri diri yaktırırdı. Çok insanı yaktırdığı vardır protestan oldu diye veya itaatsizlik yaptı diye ya da başınızı giyotine gönderirdi. Burada çok farklı bir sistem. Yani o gün için hani anlaşılması zor bir devlet yönetim sistemi var. Hadi paraları. 3 ayda bir Yeniçeriler buraya gelirdi ve burada Yeniçerilerle keselerle maaş verilirdi. Buna ulufe denilirdi. Ulufeler. Tabii devlet güçlüyken sıkıntı yok ama devlet zayıflayınca problem oluyordu. Bakın ben ekonomiden hiç anlamam. Paralarla, sayıyla aram çok kötüdür. Ama size kısacık bir pencere açacağım. Bugünkü Türkiye'de paramızın durumunu şak diye anlayacaksınız. Zaten bilen biliyordur da. 100 yıl öncesine kadar dünyada hiçbir devletin kağıt parası yoktu. Herkesin parası madeniydi. Altın, gümüş, bakır, şu bu. Paranın üzerindeki rakam içindeki madenin kıymetiyle eşdeğerdi. Yani aynı büyüklükte 10 akçe, 20 akçe, 30 akçe aynı büyüklükte. Neye göre 10, 20, 30? İçine katılan gümüşün oranıyla. Maaşları aldık. Hepimiz diyelim Yeniçeriyiz. Ben diyorum ki çıkışta Hafız Mustafa'da tatlılar benden. Gidiyoruz atıyorum 10 akçe. 10 akçelik tatlı ver diyorum. Adam bir bakıyor. Bizimkiler parayı basarken gümüş az gelmiş. 10 akçe yerine 8 akçelik gümüşü döşemişler içine. Asker anlamaz zaten önemli değil. Biz 10 yazdık ya demişler. Asker anlamıyor da esnaf yer mi? Esnaf bakıyor 8 akçelik tatlı veriyor. 10 akçelik vermem gümüşün ayarı düşürülmüş diyor. Oradan ben 5'te bir golü yiyor muyum? 3 ay boyunca yaptığım her alışverişler enflasyon golünü yiyorum. Benim maaş 5'te bir düşük oluyor. 3 ay sonra millet geliyor burada kazan kaldırıyor. Tabii defterdarın kafası gidiyor. Bu avluda kaç tane Maliye Bakanı idam ettiler siz biliyor musunuz? Tarhuncu Ahmet Paşa başta olmak üzere. Devletler kağıt parada geçtiği zaman paranın içine katılan gümüşün altın diye bir olay yok. Artık kağıt 10 dolarla 10 TL'nin arasında kalite olarak hiç farkı yok. Ama içine koyacağın altını kenara koyarsan paran değer kaybetmez. İçine koyacağın altın ya da gümüşün eğer kenara koymazsan, karşılıksız basarsan paran 10, 20, 30 değil. Başka paraların 50 kat daha altına maalesef düşebilir. Yani bunlar bu avluda çok yaşandı haberiniz olsun. Onları söyleyeyim. Evet devam edelim. Peki bu paralar nerede saklanıyordu? Bu paralar bu binanın içinde saklanıyordu. Bu bina 4-4-8 kubbeli bir bina. Ve bu binanın içinde, yani normalde şu an bu binanın içinde mücevherli, altın kaplamalı silahlar sergileniyor. Ama orijinalinde içeride kuyular var. İçeriye her gün binlerce insan girer, hiç kimse bu kuyuları görmez. Çünkü kimse ayağını bastığı yere bakmıyor ki. Bastığı yerin altında o kuyuları göstereceğim size. Ama onun dışında burada çok heyecan verici bir şey var. Osmanlı'nın ganimet silahları var. Mesela Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık ve Ridaniyesi, Memlük Devleti'ni yok ettiği savaşlar. Çaldıran'da Şah İsmail'i yendiği savaş. Hepimiz bunların adını biliyoruz. Ama bu savaşların şahidi değiliz. Merak da ediyoruz. İçeride öyle silahlar var. Biri Şah İsmail'in alemi, biri Kansu Gavri'nin alemi, biri Kayıtbay'ın, biri Hazreti Muaviye'nin kılıcı, bir tanesi Abbas-ı Halifesi Mustasım'ın. Yani çok farklı dönemlerin liderlerinin özel silahları hepsi bizde. Neden? Çünkü Osmanlı bunları çok iyi toplamış. Hadi girelim. Vallahi gece turunu sevdim ben. Neden? Kimse yok. Biz bizeyiz. Yani Kanuni var, Hürrem Sultan var, bir de biz varız. Hiç kimse yok. Turun bitiminde bize yemek ısmarlarlar mı bilmiyorum. Hürrem Sultan belki şerbet ikram edecek. Hoş geldiniz, bize sizi bekliyorduk. Aylardır neredeydiniz, gözümüz yollarda diyecek. Böyle bir his var şu an içimde. Bakalım olacak mı yani? Mesela ben şunu çok severim. Evet oradan da bakın geçerken. Bu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayakkabısı formunda. Ölçülü değil, sembolik bayrak alemi. Ordu sefere giderken başının üstüne taşıyor ve bunun anlamı şu. Ya Resulallah senin mübarek ayağının değdiği şey bizim başımızın tacıdır. Tam arka köşede bir vitrin var bakın. Orada da 2. Selim'in yaptırdığı bir alem var. O da yine Peygamberimizin ayakkabısı, naleyn diyoruz. Naleynin formunda müthiş bir tasarım yani. Burada farklı dönem silahları var. Topuzlar, gürüzler, kalkanlar, kılıçlar, işte piştovlar, piştov günü tabancaları, kalet tüfekleri ama bir kılıç var ki muhakkak görülmesi lazım. Fatih, senin adaşın. Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı orijinal tam bir savaş kılıcıdır. İşte ilk girdiğinizde vitrinde 2. Abdülhamit'in, Mehmet Reşit'in kılıcı vardı orada. Tam bir komedi yani tören kılıcı. Ama bu tam bir savaş kılıcı. Fatih Sultan. Üzerindeki yazı burada yazıyor. Telefonunuzla çekin fotoğrafını. Yani öyle bir Kur'an'dan, ayetlerden ziyade Fatih'in yani künye yazıyor. Künye, bilgi künyesi var. Şu vitrin çok acayip. Mesela Ruslar tarih boyunca ensemizde boza pişirmiş. Hep Osmanlı'yı sıkıntıya sokmuş. Defalarca bizi yenmişler, biz de yenmişiz. Yıl 1905. O kısa boylu, çekik gözlü adamlar, yani Japonlar Rusları yeniyor. Moskov kafirini Japonlar yenince, Japonlar bir anda bizim sevgilimiz oluyor. Abdülhamit Han Japonlara heyetler gönderiyor falan ve Japon imparatoru bize hediyeler gönderiyor. İmparatorun gönderdiği samuray kılıçları, kamaları, bunlar hep o dönemin siyasi simgeleridir. Mesela bu çok önemli bir alem. Şah İsmail'in alemidir. Çaldıran'da adam karısını da bırakıyor, alemlerini, bayraklarını da bırakıyor, kaçıyor gidiyor. Zaten Şah İsmail sonra bir daha kendine gelemiyor. 12 imamın isminin yazdığı ejderhalı alemler. Şu gördüğünüz alemlerde Kansu Gavri'nin alemidir bu. Şu soldaki. Bu hangi savaşı gördü? Siz söyleyin. Mercidabık. Mercidabık savaşını gördü bu ya. Yavuz'la Kansu Gavri'nin ordularının o bizim Kilis'in güneyindeki birbirine girişine şahit oldu ve bizde kaldı. Kayıtbay'ın kılıcı, Abbas hükümdarı, Mustasım ve Kabzası Solan'da Hazreti Muaviye'nin kılıcı bir sahabe kılıcıdır. Şu da meşhur Roman kralı Stefan'ın kılıcı, meşhur. Bunlar da Mohaç meydan muharebesini gördü. Mohaç'ta Macar ordusunun en önünde dev adamlar yürüyordu. Belki 20, belki 40. Onların boyu 2 metreye geçen tuttukları, savurdukları anda böyle insanları bölebildikleri kılıçlar. Şöyle geçelim. Evet, kuyuları gördünüz mü? Paralar nerede? İyi bakın, yere bakın. Evet, işte bir tanesi orada. Nereden anladın? Bakın, ikincisi orada, üçüncüsü orada. Zamanında bunlar çil çil altın doluydu. Belki de maaşı kürekle dağıtıyorlarmıştır, bilmiyorum. Hocam heybeyi aç falan böyle, bilmiyoruz. Bu gördüğünüzde, bakın tam şurada, tam çıkarken, bu, bakın şurada altın kaplamalı. Tabii altın kaplama olunca süs, gerçekte kullanılmıyor. Ama Yavuz Sultan Selim ya bunu ya da bunun birebir aynısını Amanos Dağları'nda leopar avlamak için kullanmış. Şeşper. Ben gözümle gördüm. Minyatürü var. Atının sırtında solak herhalde Yavuz. Sol elini fırlatmış ve jaguarı tam ensesinden vurmuş. Kolay gelsin. Evet, burası orası. Orada, şuradaki duvarlarda belli resimler var. 1940'larda buradaki bizim işte o günkü restorasyon heyeti diyorlar ki ya burası şu beyaz duvarlar bakın. Bunlar diyorlar böyle iç içe geçen kemerler var, barok. Bunlar caminin klasik dokusunu bozuyor. Beyaz badanayla boyaya veriyorlar. Yani bakın sanattane bir ölçü vardır. Bunun altında daha eski bir orijinali varsa anlarım. %80 onu çıkarır, %20 de yeniden bir pay bırakırsınız, dönem farkı. Ama altında daha eski bir şey yoksa bunu beyaz badanayla boyamak cahilliğin daniskasıdır. Maalesef. Bir takım restorasyonlarda bunu görüyoruz. Ben haftaya bugün inşallah Van'da olacağım. Siz haftaya cumartesi asıl bombayı görün. Van Ulu Camii'nin geçen hafta minaresini yıktılar. Ermeni hıncak taşnaklar yıkamadı. Van depremleri yıkamadı. Bizim restorasyon ekibi geçen hafta Büyük Selçuklu'dan kalma Van Ulu Camii'nin minaresini bu ayakta durmaz diye hunharca yıktılar. Haftaya bugün ben o minarenin yanında, yani minare yok şu an. Yıkılmış minare, orada bir video çekeceğim. İnşallah sonra başıma bir şey gelmez. Ama ben bunu konuşmak zorundayım. O konuşmasın, öbürü herkes sussun. Doğruları kim söyleyecek? Ben, bu benim branşım. Hani ben siyaset konuşmam. Ama bu benim branşımsa, ben bu konuda yetişmişsem doğruları söylemek zorundayım. Aynı orası da öyledir. Arkasında daha eski bir motif, resim yoksa sen bunu niye bodanayla boyuyorsun arkadaş? Ya olacak şey mi bu? Bembeyaz duruyor bakın duvarlar. Onlar 3. Selim ve 2. Mahmut döneminin Avrupa etkisiyle yapıldığı ampir rokoka iç içe geçmiş derinlik ihtiva eden kemer resimleriydi. Yani alternatifi yoksa eskisi, onu orada tutacaksın. Son dönem padişahlar yaptırmış kardeşim deyip kenara çekileceksin. Zaten şu gördüğünüz süslemeler hep 2. Mahmut'la 3. Selim döneminin barok ve rokoko süslemeleri. Orada duruyorlar kapıda. Hocam sıvayı kaldırsak çıkmaz mı gene onu? Ben kazındı mı, boyandı mı bilmiyorum. Ha. Eğer kazındıysa facia, evet, evet. Facia. Haber, artık Enderun avlusuna girdik. Az önce Birun'daydık, orayı gezdik. Mutfak, has ağırlar, Divan-ı Hümayun, işte silahların sergilendiği dış hazine, Enderun adı üzerinde Osmanlı Devleti'nin bir siyasal bilimler akademisidir. Ve 7 sınıftan oluşur. Küçük oda, büyük oda, seferler dairesi, kuşhane, hazine, kiler, has daire. Bundan yüzyıllar evvel yaşıyor olsaydık, kız ya da erkek, eğer zeki, kabiliyetliysek Osmanlı eğitim sistemi bize Bosna dağlarının zirvesinde belki 3-5 haneli bir köyde bile yaşıyor olsak bizi keşfedip buraya getirebilirdi. Sokulu nasıl geldi? Rüstem Paşa nasıl geldi? Pargalı İbrahim nasıl geldi? Bunlar dağın başında çobanlık yapan adamların çocuklarıydı. Ama dünyanın en zeki adamlarıydı. Ve burada istihdam edildi. O Sırpmış, bu Hırvatmış, bu şuymuş, buymuş kimse bakmadı. Sadece kabiliyetine ve buradaki uyumuna bakıldı. Ve bu çocuklar dünya tarihini oynattılar yerinden. Ben mesela bu Enderun'a hayranım. Şu gördüğünüz bina büyük oda. Şu kapının öbür tarafındaki oda küçük oda. Karşıdaki daire seferler. 3. sınıf. Şu gördüğünüz bina kuşhane. 4. Şurası hazine. Şurası kiler. Köşe daire, has daire. Hadi gelin ben sizi birazcık şaşırtayım. Şurada bir duruyorum gene azıcık. Burası karanlık. Burada biraz ışığa ihtiyacım olacak. Çok kısa. Bakın kıymetli misafirler. Siz ünlü bir mimarsınız. 300 sene evvel yaşıyorsunuz. Osmanlı saray yönetimi sizi çağırıyor. Diyor ki Enderun avlusuna bir cami, bir de kütüphane yapılacak diyor. Bir ortada boş yerimiz var, bir de kenarda diyor. Buyurun yapın diyor. Hangisini ortaya, hangisini kenara yapardık? Şimdi ben bu soruyu sorunca millet hemen kütüphaneyi ortaya diyor ama bu soruyu kendi kendinize sorduğunuz zaman çoğu insan camiyi ortaya der. Halbuki Osmanlı kütüphaneyi ortaya yapmış. Enderun bu okul, saray okulunun ortasına cami arkanızda duruyor. Yani burası Ak Ağalar Mescidi. Enderun'daki birkaç yüz erkek öğrenci 5 vakit namazını burada kılıyordu ama kütüphane ortada. Bu Osmanlı toplumu dindar bir toplum. Teheccüd vakti kalkıyor. Bir daha uyumuyor. Yani dine dayalı endeksli bir yaşantı var ama kütüphane ortada, cami kenarda. Ben bunu çok düşündüm. Bir insan ne kadar dindar olursa olsun cahilse ayağının kayması mukadderdir. Bir insan dini bir hassasiyeti, altyapısı olmasa bile alim, altyapılı bir insansa doğruyu, hakkı illaki bulacaktır. Esas olan okumaktır, ilimdir. Bizim dinimizde ilk emri okudur. Onun için kütüphane ortadadır. Okul burası. Ortada ne olacak? Kütüphane olacak. Hani kızlar geziyordu, mendil atılıyordu. Hiç ortasında kütüphane olan bir okuldan bize niye bahsetmediler? Hızlıca ama tek tek bu objeleri anlatamam. Yoksa anlatırım. Bu benim uzmanlık alanım. 2003 yılında kocaman kitap yaptık ya, Mukaddes Semanetler. Belki evinizde vardır, o kitabın editörüyüm ben. Şimdi bakın, Enderun 7 sınıf dedik. 5. sınıf hazine. İlk 2 sınıf küçük ve büyük oda. Küçük ve büyük oda talebeleri ders dışında mutfakta çalıştırılıyordu. Mutfağa girip odun kırmayan, tuvalet temizlemeyen, bulaşık yıkamayan hiçbir öğrenci sadrazam olamazdı. 3. sınıf seferler. Padişahla sefere çıkıyorlar. Saray tören elbiselerinin bakımını yapıyorlardı. 4 kuşhane. Sarayın atmaca gibi, av, papağan gibi süs kuşlarına bakıp padişahın gece mutfağıyla ilgileniyorlardı. 5 hazine, tam karşınızdaki bina. Sarayın törensel, özel mücevherleri korunur ve hediye edilecek mücevher eşyaların yapımı onların vazifesidir. 6 kiler. Onlar avluyu yönetir. 7 has daire. Neresi? Şu L şeklindeki binanın kendisi. Bu L. Bu L'nin şu uzun bacağında 39 son sınıf öğrenci yatılı kalır. Köşedeki oda padişahın yatak odası. Birazdan Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, 2. Selim'in yatak odasını, oturma odasını, özel görüşme odasını göreceksiniz. Bu oda yıllardır kilitli. Osmanlı döneminde zaten kimse giremezdi. Cumhuriyet tarihinde hep kilitliydi. Geçen yıl bu vakitler açıldı. Ama bizim basının işi gücü, hiç kimse ilgilenmedi bunlarla. Hiç kimse. Ya Fatih'in yatak odası açıldı ziyarete. Bir tane gazete, televizyon bunun haberini ana habere taşımadı. Yazıklar olsun ya. Bu gördüğünüz yükselti padişahların öldüklerinde cenazelerinin kefenlendiği yerdir. Fatih'ten sonra, tabi Sultan Vahdettin Sanrama da öldü. Onun cenazesi hariç. 10 Şubat 1918 Abdülhamit Han Beylerbeyi Sarayı'nda öldü. Cenaze buraya getirildi. Hepsi burada kefenlendi. Mehmet Reşat Abdülhamit Han'dan birkaç ay sonra ölür. Cenaze buraya yatırılır. Kardeşi Sultan Vahdettin'e haber verilir. Abiniz öldü. Apar topar buraya gelir. Mehmet Reşat buraya yatırılmış, cenazesi kefenleniyor. Bu manzara karşısında hepimizin kulağına küpe şu sözleri söyler. Saltanatla teneşirin arası meğer ne kadar kısaymış der. İşte bu ara birkaç metreyi geçmez. Bu kadar yer. Şu kuyu Mukaddes emanetler o minicik fırçalar ve küreklerle toplanır. Burada saklanır. Bir padişahın cenaze kefenlenirken buradan o mukaddes tozlar çıkarılır. Kefen bezi arasına serpilir ve cenazeler bu şekilde mukaddes emanet tozlarıyla uğurlanırdı. Hadi girelim. Yalnız çok hızlı gezeceğiz. Bakın burası. Ben başlıyorum konuşmaya, lütfen kimseyi beklemeden duyuyorsunuzdur inşallah. Vaktimiz çok dar çünkü. Burası mukaddes emanetler diyoruz ama burası bir mukaddes emanet dairesi değil. Padişahla son sınıf 39 öğrencinin yatılı kaldığı yer. Burası giriş sofası, şadırvanın sofa. Şu şadırvan Kanuni döneminde buradaydı, minyatürleri var. Şu şadırvan Kanuni'yi de gördü, şu an sizi de görüyor, haberiniz olsun. Şurada bir yükselti var. Bu gördüğünüz yükselti padişahların bu 39 son sınıf öğrenciyle 5 vakit namazını cemaatle kırdığı mescittir. Şurada yeşil bir taş var bakın. Bu yeşil taş kıbleyi gösterir. Kıble taşıdır bu gördüğünüz taş. Padişahla bu 39 öğrenci namazlarını burada kılmaktaydılar. Bu görmüş olduğunuz yer. Buradaki objeleri ben size izin verseler sabaha kadar anlatırım. Çünkü benim uzmanlık... Bakın Kabe'nin altınolukları. 1. Camid'in yaptırdığı altınoluk, 4. Murat'ın yaptırdığı altınoluk. Şu Sedef Kalkma Kubbet-i Sahra maketi Abdülhamit Han'ın saltanatının 25. yılında padişaha Kudüs Patriği'nin hediyesi. Kudüs Patriği. Patron biziz. Şu yan odaya geçelim. Peygamberleri var burada. Bakın şu an hiç kimse yok. Sadece biz varız. Gündüz geziyor olsak hadi yürüyün, durmayın, ilerleyin diye bir sürü tazdike maruz kalırız. Şu an hiç kimse karışmıyor bize. Yani gece turu yapmanın avantajıymış. Ben de sizinle beraber öğreniyorum. Bekliyorum herkese. Bakın şu an ben bir vitrinin önündeyim. Bu vitrinde Davut Peygamber'in kılıcı var. Ve bu kılıcı bizzat kendisinin yaptığı düşünülüyor. Bizzat kendisi. Evet, bekliyorum arkadakiler, lütfen gelin hızlıca. Normalde planımda buraları size gezdirmek yok. Gündüz turlarında kapalı yerde rehberlerin anlatım yapması yasak. Yani ben gündüz turlarına buralara girmiyorum gruplarla. Kapıda anlatıyorum, turu bitiriyorum. Bittikten sonra 15'te tur. Herkes istiyorsa gezsin diyorum. Kural bu sarayda. Ama gece turunda gördüğüm kadarıyla karışmıyorlar. Zaten bizden başka kimse yok. Bu Davut Peygamber'in kılıcı. Bakın şurada bir vitrin var. Bu vitrinin içinde Yahya Peygamber'in mübarek kolu var. Biliyorsun Yahya Aleyhisselam Hazreti Meryem'le kardeş çocukları. John Baptist diyor Hristiyanlar. Normalde o günün Yahudi kralı Herod Yahya Peygamber'in başını kestiriyor, şehit ediyor. Vücudunda kan devamlı aktığı için kan durdurulamayınca bütün vücudu parça parça ediliyor. Hristiyanlık resmiyet kazanınca kazılarda mübarek kolu bulunuyor, altına kaplanıyor. Fatih İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'da bir Doğu Roma Kilisesi'nde bu kol bulunuyor. Ve Osmanlı bu kolun Yahya Aleyhisselam'a ait olduğuna inanıyor. Akşemseddin falan var yanında. Muhtemelen demek ki onlar kalp gözü açık tasdik ettiler. Yoksa bu herhangi bir papazın kolu olsa Fatih, Akşemseddin saklayalım demezdi. Ve bu kol korunuyor. Muhafaza ediliyor. Birkaç kere elimizden çıkıyor, tekrar geri geliyor. Bu da mübarek kafatası kemikleridir. Bunu Fatih özel muhafaza etmiştir. Hemen şöyle ilerliyorum. Birkaçını anlatıyorum. Önemine matuf. Şu destimal denilen bir mendildir. Peygamberimizin her sene Ramazan'ın 15'inde hırkası çıkarılır. Bu mendil hırkaya sürülür. Ölen padişahların yüzlerine kapatılır. Ve o şekilde kefenlenir. Destimal dediğimiz mendiller. Mesela bu Hazreti İbrahim'in içine yemek yediği tastır. Ve tasın kutusu Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Ve hala Fatih'in kutusu içinde saklanmakta, korunmaktadır. Hazreti İbrahim'in kumlu granitten yapılmış tası. Çıkıyoruz. Burası tabii çok heyecan verici bir yer. Tam bir yıl önce bugünlerde Fatih, 2. Bayezid, Yavuz, Kanuni ve 2. Selim fetihten sonraki 5 padişahın gece uyuduğu, gündüz oturduğu, gece arzların yapıldığı has odası ziyarete açıldı ve ilk kez içeri gireceksiniz belki de. Bakın kapıda ne yazıyor? Esselamu aleyke ya Resulallah. Daracık bir odadır. Hemen girenler bakıp devam etsin lütfen. Burada duramıyoruz. Kural böyle. Bakanlar geçiyorlar. Gece yatak seriliyor. Şurada uyuyordu. Ben kameraya şöyle hızlıca göstereyim. Bakın gece yatak seriliyordu. Burada uyuyordu bu 5 padişah. Gündüz burada oturuyorlardı. Bundan ibarettir tamamen. Görmüş olduğunuz yer. Ben bekliyorum arkadan gelenler. Şu baldaken yapıyı görüyor musunuz? 4. Murat döneminde bu şebeke yenilenmiştir. Fatih döneminin şebekesi değildir. Ve hatta Evliya Çelebi'nin babası saray kuyumcu Zilli Mehmet Efendi yaptırmıştır. Gece uyuyordu, gündüz oturuyordu. Devam edelim. Arkadakiler gelsin. Kusura bakmayın çok dar burası. 10 kişi ancak kalıyor. Peygamberimizin sancağı bu altın sandığın içerisinde. Peygamberimizin hırkası, o şair Kâb bin Züheyr'e hediye edilen hırkası bu altın sandığın içinde. O meşhur siyah ukap adı verilen sancağı da bu kurşun, bu gördüğümüz gümüş sandukanın içinde bulunmakta. Devam edelim yürümeye. Arkadaki diğer misafirleri alayım. Bakın kubbesinde Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin ayetleri yazıyor. Odanın dört duvarında Kabe'nin dört örtüsü var. Kabe'nin içine girmiş gibi oluyorsunuz. Evet, en sondakiler, hemen siz de bakın. Şu gördüğümüz yer, gece uyuduğu, gündüz oturduğu yer. Devam ediyorum. Evet, geldim ben. Şimdi bakın, burada çok oyalanmayalım. Hızlıca özet geçiyorum. Burası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şeriflerinin olduğu bölüm. Şu önümüzdeki su içtiği tas. Orada mübarek ayak izleri, şu vitrinde mektuplar ve Kur'an. Yani Asr-ı Saadet döneminin orijinal ilk Kur'an nüshaları var orada. Şurada Efendimiz Aleyhisselam'ın kılıçları, ok, yay ve mübarek ayakkabıları var. Naleyinleri var. Mısır kralı Mukavkıs'ın hediye ettiği naleyin bu mesela. Ve bu Pertemyen Sultan'ın yaptırdığı kutunun içine muhafaza ediliyor hala. Buranın içerisinde. Vefat ettiklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudu gasledilirken vücudundan süzülen suyun damlasını yere düşürmemişler. Sinler, tepsiler tutup sahabe biriktirmişler gasil suyu. Ve bu kabın içine saklanmış, bu kap sonra kırılmış. O mübarek su buharlaşmış, kabın kırık parçalarını saklamışlar. Devam edelim. Sahabe dönemi emanetleri var. Bakın sadece şu vitrinde Halid bin Velid Hazretleri'nin 3 tane kılıcı var. Bu sahabeler alim insanlardı. Peygamberimizin tedrisatından geçtiler. Hazreti Osman'ın gerçek Elyas'ını görüyorsunuz. Hazreti Ali'nin gerçek Elyas'ını görüyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir'in sakal telini görüyorsunuz. Peygamberimiz dışında bir kişinin sakal teli saklanmıştır. O da Hazreti Ebu Bekir'dir. Yani sahabenin Hazreti Ebu Bekir'e saygısını görüyor musunuz? Halbuki bugün İran'da Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe'ye hakaret ediyorlar. Halbuki sahabeler onları seviyordu. Sahabelerin 4 halifenin kılıçları. Gördüğünüz kılıç Hazreti Ebu Bekir'in. Şu Hazreti Ömer'in. Şu üstteki Hazreti Osman'ın. Alttaki Hazreti Ali'nin. Ama Topkapı Sarayı'nda çatal kılıç var mı diye sorarsanız var, Hazreti Osman'ın kılıcı. Büyük bir ihtimalle Hazreti Ali'ye bu kılıcı, çünkü birçok şeyi Hazreti Ali'ye o hediye etmişti. Belki de Zülfikar budur. Allah bilir, bilmiyorum. Yani silah uzmanları diyorlar ki eğri çatal hemen kırılır. Eğri çatal kılıç makbul değildir diyorlar. Belki de Hazreti Ali'nin kılıcı eğri değildi, düz çataldı. Nereden biliyoruz? Of, kimse yok. Sadece biz. Burada Ehl-i Beyt emanetleri var. Bu gördüğünüz Hazreti Fatıma'nın duvağı. Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sarıkları. Bunlar sahabe eliyle günümüze ulaşmış ve korunmuşlar. Bakın şu çok önemlidir. Kerbela'da günümüze ulaşmış Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilirken üzerine bulunan hırkasının parçası. Bunu saray görevlileri bayağı kapattılar. Burada 2 el büyüklüğüne kan izi var. Kocaman. Sadece kanın uç kısmını görüyorsunuz. O mübarek şehadet kanı. Hazreti Fatıma'nın sandığı. Hazreti Fatıma'nın elbisesi ve Hazreti Fatıma'nın gömleğini görüyoruz. Bunlar has odaya ait eşyalar. Şöyle hızlı geçiyorum. Şurada bir gömlek daha var. Bu görmüş olduğunuz gömlek Peygamber Efendimizin gömleğidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bu gömleğini Bilal Habeşi Hazretleri'ne hediye etmiştir. Bilal Habeşi Hazretleri'nden de günümüze ulaşmış. Osmanlı döneminde üzeri veflenmiştir. İsmi lazım değil. Televizyonda bir gün bir adam, bir uzman tarihçi değil ama dedi ki ya üzerinde Hattat'ın ismi bile yazıyor. Uydurmasınlar dedi. Ya bu yazılar Osmanlı döneminde yazıldı. Osmanlı mukaddes emanetleri daha da onore etmek için üzerine ayetler, kelamı kibarlar yazardı. Tabii ki Hattat'ın imzası olurdu. Hattat'ın imzası var diye sahabe döneminden değil mi? Kimi kandırıyorlar yani? Şunları da görün. Şunlar din büyüklerinin emanetleri. Çok önemlidir. Hepimiz çocukluğumuzdan beri İbrahim Ethem Hazretleri'ni duyarız. Aslında evliyaların büyüğü, peygamberimizi görmeyenlerin en hayırlısı kimdir? Veysel Karani Hazretleri'dir. Veysel Karani Hazretleri'nin gerçek külahı budur. Kenarı yeşil dikilmiştir, dağılmıştır. Veysel Karani peygamberimiz diyor ya, Beni görmeyenlerin en hayırlısı odur. Veysel Karani. İbrahim Ethem Hazretleri'nin takkesi. Bakın şu gördüğünüz Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tacının parçası. Mesela şurada İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin külahı. Kahire'de mezarı. Çok büyük bir evliyadır. 30 yıl boyunca Kadir Gecesi hangi gün onu bilmiş ve takvimini hazırlamıştır. Hala bu takvim var. Bu takvime bakarak Kadir Gecesi'ne bilirsiniz. Mesela bu kime ait bilinmiyor, yazmıyor. Ben tahmin edeyim. Bu Yesevi külahıdır. Bugün Yesevi tarikatının bütün müntesipleri bunu giyer. Allah bilir büyük ihtimalle Hoca Ahmet Yesevi'nin orijinal külahını görüyorsunuz. Osmanlı saklamış. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin külahlarını görüyoruz. Hacı Bayram Veli Ankara'da metfun bulunan. Bu ikisi de Mevlana'nın su içtiği taslar. Müthiş ya. İnsan heyecanlanmaktan kendisini alamıyor. Ve çıkıyoruz. Ne kadar vaktimiz var? Kaçta kapanıyor? 5 dakikamız var. Tamam, ne yapıyoruz? Dışarı mı çıkacağız? Evet. Tamam. Osmanlı parka bahçeye ceviz dikmez. Ceviz dikilmez peyzaj bahçesine. Bu cevizlerin buradan kaldırılması lazım ki şu manzara ortaya çıksın. Ama bugün tabi ona dokunduğun anda hemen sıkıntı çıkar. Şimdi ben başlıyorum konuşmaya. Vakitim var. Son 3-4 dakikamız. Her an bize hadi boşaltın diyebilirler. Kıymetli misafirler, burası sarayın has bahçesi, arka bahçesi. Yani has bahçe dediğimiz yer sadece buradan ibaret değil, Gülhane'nin tamamı. Yani buradan buraya doğru Gülhane'nin kapısını biliyorsunuz. Buradan da ta Marmara Denizi'nin o ucuna kadar full U şeklinde bütün bir sarayı kaplıyor ve bahçe köşkleri var. Mesela 1. İbrahim, Sultan İbrahim'in yaptırdığı sünnet odası var. Mesela şu gördüğünüz kameriye, iftariye kameriyesi. Sultan İbrahim deyince aklına geliyor Deli İbrahim. Vallahi böyle deliliğe kurban. Ben demiyorum. Yıllar önce bir kadın derneğiyle geziyoruz. Onlara anlattım. Milletin dibi düştü. Mesela Sultan İbrahim bunu yaptırıyor. Ne için? Karısıyla el ele göz göze iftar açmak için. Adam romantik. Hatice Turan Sultan'la burada ezana yarım saat kala şilteleri, minderleri atıyorlar. Oturuyorlar. Şu manzarada ezanın okunmasını bekliyorlar. Güneş tam karşıdan batıyor biliyor musunuz? Yıllar evvel TRT'nin burada iftar programı vardı. Ben bir kere konuk oldum. Anlattım o kadın derneğine. Dediler ki, ay dediler Allah bu delilikten bizim adamlara da nasip etsin azıcık dediler yani. Aynen böyle. El ele göz göze iftar yapıyorlarmış Hatice Turan Sultan'la. Yaptıran Sultan İbrahim. Ve bu kameriye bunun için iftariye ismiyle adlandırılıyor. Şu Bağdat Köşkü bunu 4. Murat yaptırıyor. Bu Revan Köşkü bunu 4. Murat yaptırıyor. Ve o Bağdat ve Revan bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan. Buraların fethi dolayısıyla yapılan bahçe köşkleri. Patrona Halil adamlarıyla 3. Ahmet'i indirmiş. Nevşehir'i parça parça etmiş. Devlet yönetimine el koymuş. Aylar geçmiş. 1. Mahmut padişah ve haber gönderiyor. Patrona Halil ve yardakçılarına sultan size hilat giydirecek diye. Buraya alıyorlar. Adamlar diyor padişah nerede? Siz hele şerbetleri içe duyun az sonra gelecek diyorlar. Buranın içinde şerbet sinilerini pazuları böyle kocaman top gibi adamlar getiriyor. Tam bunlar şerbeti tuttuğu anda adamlar o tepsileri fırlatıp bu 8-10 adamın gırtlağına çöküp buranın altına indiriyorlar. Kafaları gövdelerinden ayrılıyor ve Bâb-ı Saade'nin önünden 1000 kadar koruma bekliyor. Onların önüne top gibi yuvarlayıveriyorlar. Adamlar çil yavrusu gibi dağılıyor. Patrona Halil darbesi burada bu şekilde bitiriliyor. Hadi devam. Şimdi yine devam ediyoruz. Şu karşı bahçeyi görelim. Mesela 3 balkonda oturuyordu ve bu havuzda balıkları seyrediyordu. Yani mesela Avrupalı bir ressam 2. Mahmut sonrası saray boşken gelmiş. Buranın eskizini almış, çizmiş ve buranın içinde üreyen çıplak 8-10 tane kadın yüzüyor. Şurası Konyaaltı plajıymış. 8-10 tanesi de orada güneşleniyor. Yani Fransız bir ressamın yediği halt. 2. Mahmut sonrası çizmiş boşken. Halbuki Levni'yi çizmiş, döneminde yaşamış ressam. İçeride 30-40 tane kol gibi balık yüzüyor. 3. Ahmet şurada oturmuş. Yanında 3 şehzadesi var. Sadrazam Nevşehir'e eğilmiş konuşuyorlar. Bak gerçeği bu, yalanı öbürü. Bu köşk Sofa Köşkü diye geçiyor. Bunu yaptıran meşhur Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Arada kod farkı var. Buradan tek kattır, aşağıdan 2 kattır orası. Merzifonlu'nun saraya yaptırdığı çok özel bir yapı. Ay. Çıkmamız mı gerekiyor tabii, yavaş yavaş? Tabii. O zaman şu camiyi anlatıyorum, hemen çıkıyoruz. Ya ben sarayı anlatayım. Bana birkaç kişi ışık tutarsa hemen şurada duracağım. Birkaç ışık bir zahmet. Çünkü vakit bitti. Efendim şu arkamdaki camiyi görüyorsunuz değil mi? Bu caminin olduğu yer 3. Selim'in maalesef öldürüldüğü yer. 3. Selim'i Kapakçı Mustafa darbesiyle tahttan indirenler önce öldürmeye cesaret edemiyorlar. Çünkü halktan korkuyorlar. Diyorlar ki önce bunu hapsedelim. Burada Silahdara Köşkü diye bir köşk var. Hapsedelim. Aradan 3-5 ay geçsin. Padişah unutulsun. Yerine yeğen 4. Mustafa geçirildi. O ara bir şekilde hallederiz diyorlar. İşte burada aradan 3 ay geçiyor. Alemdar 16.000 askerle saraya dayanıyor. Sultan Selim'i tahta çıkaracağım diyor. O hengamede 4. Mustafa amcamı öldürün diyor. Yanındaki zorbalar kapıyı kırıp, bu cami yok o zaman, Silahdara Köşkü'ne giriyorlar. Yazık 3. Selim ne üflüyormuş. Yanında karısı Refet kadın onu dinliyormuş. Dalınca kadın kocasının önüne atlıyor. Yani kılıçların önüne atlıyor. İlk kılıç darbeleri kadının yüzünü parçalıyor. Bir gözünü kaybediyor. Refet kadın ömür boyu tek gözüyle yaşıyor. Burada öldü, burada. 3. Selim burada parça parça ediyorlar. Hani padişah kanı kutsaldı. Kan akıtılmazdı. Boğdurulurdu. Geçin onları. Geçin. Parça parça. Ayaklarından buradan onu asıla asıla buradan, aradan, şu aradan da o kapının önüne götürüyorlar. Yerde böyle boydan boya kan izi oluyor. Görenler anlatıyor o dönemde. Neden? Alemdar kapıyı kırdığında onun cenazesini görsün, korksun, kaçsın diye. Alemdar kapıyı bir kırıyor 3. Selim. Kan içinde parça parça öldürülmüş. Hemen Şehzade Mahmud'u kurtaralım diyor. Girer girmez bir bakıyor, anlattım. Damda Cevri Kalfa çocuğu kaçırırken yetişiyorlar, kurtarıyorlar. Tabii 2. Mahmut başa geçince amcasını da çok seviyor 3. Selim'i. Amcamı, buraya her gördüğümde amcamı hatırlıyorum diyor. Ve amcasının ruhaniyetine bu camiyi yaptırmış oluyor. Manzaraya bir bakalım hızlıca. Artık boşaltacağız yavaş yavaş. Ben en son hadi gidin diyene kadar duracağım. Ay çok güzel göz. Selimiye kışlasını görüyoruz. Tam karşımızda. Evet, Boğaz'ın köprülerini görüyoruz. Dolmabahçe Sarayı'nı görüyoruz. Ve şu arkamızdaki bina, şu bina, ışıklı bina Mecidiye Köşkü. Topkapı Sarayı'nın, şöyle yürüyeyim ben oraya doğru. Siz de fotoğraflarınızı çekin. Ben kulağınızdayken. Bu görmüş olduğunuz yer Topkapı Sarayı'nın son binasıdır. Yani saraya yapılan son bina Sultan Abdülmecit'in Mecidiye Köşkü'dür. Ve şu gördüğünüz binadır. Artık Sultan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamaktadır. Ama zaman zaman buraya gelip böyle bir takım özel dar toplantılarını burada yerine getirmekte idi. Of, ayın altında Çamlıca'daki cami de çok güzel gözüküyor yalnız. Evet, hadi gelin, anlatmaya devam edeceğim. Ama hem bir yandan çıkalım. Gece turlarına kapalı burası. Sarayın Enderun'un 5. sınıfı. Bu öğrenciler hem para, altın değil yani mücevher anlamında hazineyi saklıyorlar, koruyorlar. Hem de aynı zamanda hediye edilecek mücevherlerin üretimini sağlıyorlar. O tarz sanatçıların kontrolünü ve yönetimini sağlıyorlar. Giriş kapısı, bakın görüyorsunuz, bu gördüğümüz kapılar Fatih'in yaptırdığı bir köşktür bu. Yani Topkapı Sarayı'nda en eski iki bina hangisi? Biri mukaddes emanet Has daire, biri Fatih Köşkü. Aynı zamanda Enderun'un bir sınıfı burası. Mesela Yavuz Sultan Selim ne diyor padişahlığı dönemi? Şu aradan, buradan gidelim. Ne diyor Yavuz? Benden sonra hazineyi kim daha çok doldurursa onun mührüyle mühürlensin. Yok benim kadar kimse dolduramazsa hep benim mührümle. Yani şu arkanızdaki kapı, hazine, Yavuz Sultan Selim'den Osmanlı'nın son dönemine kadar hep Yavuz Sultan Selim'in mührüyle açılmış, onun mührüyle kapanmıştır. Karşımızda kütüphaneyi görüyoruz. Az önce de anlatmıştım. Enderun avlusunun, erkeklere ait bir avlu bu. Kızlar dünyası öbür taraf. Tam ortasında 3. Ahmet'in yaptırdığı Enderun Kütüphanesi. Çok güzeldir. Bakın bir de şurada bir binamız var. Gördünüz mü? Tam arkamda şu. Bu binada arz odasıdır. Alınan kararların padişaha arz edildiği yer. Divan-ı Hümayun'da konuşmuştuk, hatırlayın lütfen. Kararlar alınıyordu. Padişah bu kararlara etki etmiyordu, katılmıyordu. Ama pencereden izliyordu. En son alınan kararlar sadrazam Kuyu, Kuvve-i Vezirleri eşliğinde buraya geliyordu. Ve burada alınan kararlar padişaha arz ediliyordu. Padişah da bu kararları onaylıyordu ya da reddediyordu. Bakın burası da açık ziyarete. Padişahlar, beni çok etkileyen bir detay anlatacağım şimdi size. Şurada oturup kararlara evet ya da hayır derken, o oturdukları yerden, bu pencereden gözlerinin ucuyla arkamızdaki hadis-i şerifi muhakkak okurlardı. Bakın bu gördüğünüz hadis Resul Hikmeti Mehafetullah. Manası hikmetin başı Allah korkusudur demek. Hikmet. Ben bunu sordum. Hatta hikmet konusunda tez çalışması yapmış ilahiyatçılarımıza sordum. Nedir bu? Talha Bey, bir kere bu bir hadis dediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü. Ne demek? Hikmet hüküm, doğru karar verme demektir dediler. Manası doğru karar vermenin başı Allah korkusudur. Yani padişah buradaki bir karara evet ya da hayır derken gözünün önüne bunu niye çakıyorlar? Unutma, bugün dünyayı yönetiyorsun ama yarın öleceksin, kabre gireceksin ve buradaki her evet ve hayırından hesaba çekileceksin. Yani bunlar boşuna değil, özellikle konuluyor gözünün önüne, ona göre kararını alsın, ayağını denk alsın diye. Şimdi Bâb-ı Saade'den çıkıyoruz. Bâb-ı Saade'den çıkıyoruz. Çıkarken kapının sağında bizi ak ağalar karşılıyor. Of, bunlardan da korkulur ha. Hemen anlatayım size kısaca. Ak ağalar. Az önce kara ağaları haremde konuştuk. Zencilerimiz. Ak ağalar da beyazlar. Bunların da bir kısmı hadımdı. Ve bu kapıda beklerler. Kapı ağası. Yani bir nevi kapı nöbetçisi ama öyle basit bir nöbetçi değil. Mesela siz Topkapı Sarayı'nda sadrazamsınız, başbakan. Hakkınızda padişaha bir jurnal haber gitti. Rüşvet alıyor, akraba kayırıyor falan filan. Hemen iki tane ak ağa, şu an biz çok tehlikeli bir yerde durduk. Burası kapı arası. Osmanlı'da en çok korkulan yerlerden biri burası, haberiniz olsun. Bu kapı arasında ne sadrazamlar devrildi gitti. Enderun Mektebi'nde en kıdemli öğrenci silahtar ağadır. Silahtar ağa arkasına iki tane akayı alır. Sadrazam bile olsa ya da bir paşa gelir yanına, uzatır elini silahtar ağa. Mührü Hümayun'u teslim et der. Padişah mührü sadrazamda ya. Şak teslim eder. İki aka koluna girer. Ya şu arkadaki oda ya da şu oda. Bu odaya kapı arası denir. Buraya kapatılır. Niye kapatılır? Hakkında tetkik yapılıyor. O rüşveti hakikaten aldı mı? Akraba kayırdı mı? Cebine bir şeyler attı mı? Çünkü ortalıkta gezerse müdahale eder teftişe. Teftiş neticesinde hakkındaki şüphe arttı mı? Aşağıda bir burç var. Balıkhane burcu, oraya gönderilir. Eğer şüphe gerçekse orada idam edilir, öldürülür. Hatta ona böyle bir koyu renkli şerbet ikram edilir, kırmızı. Kırmızı şerbeti gördüğümü anlar, ecel şerbeti, ölüm şerbeti. Yani bunlar gerçektir. Onun için ak ağalardan çok korkulur. Yani yanına silahları alıp geliyorsa size doğru, Allah, kesin bir ihbar vardır yani. Sallallahu aleyhi ve sellemin sancağının konduğu yer. Sancak buraya konurdu. Sarayın birinci kapısı, hani ilk girdiğimiz kapı, askerlerin beklediği Bâb-ı Hümâyun'du. Arkamızda kuleli kapı var, Bâb-ı Selam'dı. Burası Bâb-ı Saade. Biz mesela az önce saraya ilk girdik Bâb-ı Hümâyun'dan. Kimse bizden para, bilet bir şey sormadı. Osmanlı'da öyleydi. Herkes istediği gibi gezebilirdi. Bâb-ı Selam'dan biz biletsiz giremedik. Osmanlı'da yani izinsiz girilemezdi. Bu kapıdan ise padişahın izni olmadan hiç kimse içeri giremezdi. Biz ne yaptık? Haremden girdiğimiz için oradan geçtik, oraları dolaştık ve çıktık. Normalde sistem buradan girmektir. Haremden kimse oraya geçemez ama saray gezme sistemi böyle olduğu için geçtik. Onun için buradan içeri ancak padişahın izniyle girilir. Akşam ezanının okunmasına yarım saat kala bu kapı kilitlenir. Sabah namazının vakti çıkar, gün ağarır, bu kapı öyle açılır. Bunun haricinde bu kapı açık değildir. Yani şu an gecenin bir yarısındayız. Saat şu an 23.00 ve gördüğünüz gibi bu kapı açık. Yani Osmanlı'da bu saatte bu kapının açık olma gibi bir ihtimali yoktur. Böyle bir yerde duramayız. Bu kapı hiçbir zaman açılmaz. Yani bu anlamda çok özeldir. Evet, bir final hikayesi anlatıyorum. Onunla bitireyim. Ama beraber yine gezerek çıkacağız. Kapının önünde fotoğraf çekeceğiz, Kuleli Kapı'nın. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıkacak ama endişeli. Niye? Memlüklü devleti bir Müslüman Türk devleti. Kalkıp da Müslüman bir Türk devleti yıllarca Mekke Medine'ye hıfzetmiş, korumuş bir devlete savaş açmak onu tereddüde düşürüyor. Bu savaşı açmalı mıyız, açmamalı mıyız? Bunun üzerine o gece bir rüya görüyor. Rüyasında Yavuz'a muhtemelen Hasan'a sor diyorlar. Sabah uyanıyor. Hasan kim? Yanındaki yardımcısı Hasan Can. O meşhur Hoca Saadettin'in babası. Hasan Can'ı yanına çağırıyor. Gece düşünde ne gördün diyor. O da diyor ki bir şey görmedim sultanım. İyi düşün, gördün. Görmedim, gördün, görmedim. Yavuz hiddetleniyor, başından savuyor. Hasan Can o Has daireden, mukaddes emanetlerden üzgün bir şekilde buraya kadar geliyor. Geldiğinde burada kapı ağaları oturmuşlar. Onlar onun bu düşünceli halini, o buradan böyle geliyor. Geldiğinde bir bakıyor, kapı ağası Hasan Ağa. Yani kapı ağadan biri adaşıymış Hasan Ağa. Böyle çok düşünceli, bin bir şey içinde kafa yerde. Hayırdır Hasan Ağa, nedir bu halin diyor. Sormayın paşam, gece ilginç bir müşahede yaşadım diyor. Bakın bu anlattığım şey böyle ucuz bir hikaye değil. Gerçek. Kaynağını da vereceğim. O da ne oldu diyor. Gece biz bu kapıyı kilitledik diyor. Yani akşam ezanı vakti. İçeri girdi, kapı arasına girdi. Kapı alır ya bunlar. Gecenin bir yarısı kapı yumruklandı diyor. Gece 2-3. Kapıyı açtım diyor. Kapının önünde bir yığın beyaz elbiseli, beyaz sarıklı zat gördüm. 4 tanesi kapıya yaklaştı. Bir tanesi bana sokuldu. Hasan Ağa, ben Hazreti Ali'yim. Yanımdakiler Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve diğer sahabeler. Biz Mısır seferine hazırlandık. Hünkârınıza selamınızı söyleyiniz. Hünkârınız daha hazırlanmadı mı diyor. Tabi bu bir yakaza, rüya bile değil. Hasan Ağa görmüş bunu. Demek ki onun ruhu bunu görmeye müsait. Yavuz aylardır manevi bir şey bekliyor, bir işaret bekliyor yani. Bu Müslüman Türkleri savaşmalı mıyım, savaşmamalı mıyım? Tabi Hasan Can bunu Hasan Ağa'dan duyunca koşa koşa Yavuz'un yanına gidiyor. Müjde hünkârım, dün gece o düşü görmesi gereken ben Hasan konunuz değil, kapı ağası Hasan konunuzmuş diyor. Bunu Yavuz duyunca ağlamaya başlıyor. Ağlarken şöyle diyor, biz demez miydik ki atalarımız tarafından bir yere memur edilmeden hiçbir işe başlamayız. Ve ekliyor, dedelerimiz evliyadanmış, onlara direkt bildirilirmiş ama biz onlara benzemedik diyor. Şimdi efendim arkadaki kapıyı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz kapı Bâb-ı Saade. Ben de şöyle oraya doğru bir döneyim. Bâb-ı Saade. Bu gördüğünüz kapı, şu an şey gibi olduk yalnız ha. Biz Yeniçeri grubu gibi olduk. Kolay gelsin. Şu an şey gibi olduk. Siz padişah ve ekibisiniz. Biz de ayaklanmış Yeniçeri grubuyuz. Buraya ayak divanla geldik. Siz sandık böyle. Hakikaten öyle gibi oldu. Aynen böyle oluyordu. Kusura bakmayın böldüm ama. Akidemizi alırız. Yine tatlıya bağlayalım. Kavga olmaması için bize hazırladıkları akide şekerinden dağıtmaları gerekiyor. Biz de boynumuzu büküp gidiyoruz. Ama aynen böyle oluyormuş biliyor musunuz? Yani siz zaten biliyorsunuz, evet. İşi yapıyorsunuz. Böyle öyle hissettik birden kendimizi. Kusura bakmayın, devam edin lütfen. Hakikaten bak, canlandırma yapsak bu kadar olur söyleyeyim size. Yeniçeriler zaman zaman ayaklanıyordu. Özellikle çocuk yaşta padişahlar başa geçtiği zaman. 4. Murat 12 yaşında, 4. Mehmet 6 yaşında. Burada işte taht konuluyor, ayak divanı deniliyor. Mesela 4. Murat'ınki çok ibrettik ya, bu çocuk o travmadan nasıl kurtulur ben bilmiyorum. Burada ayak divanı yapmışlar, tahtı kurmuşlar, 12 yaşında oturmuş. Tabii bir önceki sadrazamı indirmiş 4. Murat. Yani onu vazifeden almış, yerine çok sevdiği bir devlet adamı var, Hafız Ahmet Paşa, onu getirmiş. Hafız Ahmet Paşa kaliteli, ahlaklı, düzgün, çalmıyor, çırpmıyor. Yeniçerilerin de çalıp çırpmasına engel oluyor. Öyle olunca ne oluyor? Zorbalar ayaklanıyorlar. Burayı basıyorlar. 4. Murat'ı ayak divana çağırıyorlar. Ahmet Paşa yanında. Oldu bunların hepsi burada. Yaşandı. Ve diyorlar ki Ahmet Paşa'yı, Hafız Ahmet'i bize teslim et. O da diyor ki vermem Ahmet'imi size diyor. Sen bilirsin diyorlar. Abdestini al gel o zaman diyorlar. Yani açık tehdit. Öldürüleceksin, abdestini al gel. Ahmet Paşa burada size bir değil 1000 Ahmet feda olsun sultanım diyor. Yeniçeri zorbaları doldurmuş alıyor. Yürüyor üzerlerine. Hemen bir tanesi hançerini çekiyor Ahmet Paşa'ya saplamaya. Ahmet Paşa böyle dev gibi bir adammış, iri yarı güçlü. Bir böyle elinin tersiyle bir tokat vuruyor. Adamın boynunu kırıyor. Adam ölüyor. Sonra ikincisi saldırıyor. Bir tokat ona, onu da vuruyor, öldürüyor. Bunu da toplu halde çullanıyorlar. Ve 12 yaşındaki bir çocuğun önünde burada parça parça ediyorlar. Yani bu olaylar yaşanıyor. Ben bu gece turunu yapmayı çok istedim. Çünkü burada sadece gündüz değil geceleri de bir takım olaylar oluyordu. Saray baskınları çok sıkıntılı. Şimdi birazdan ben size hareme sokacağım. Kayınvalide yok değil mi aranızda? Bir gece yarısı Kösem Sultan'ın kayınvalideyi, gelini bir odada boğdurdu. Şimdi oraya gidiyoruz. Haberiniz olsun yani. Gece turu birazdan haremi. Yani burada çok güzel şeyler oldu. Az sayıda kötü şey de oldu. Mesela her sene Ramazan Kurban Bayramı burada yüzlerce insan toplanır, dualarla anılırdı. Her sene Kabe'nin örtüsü Kurban Bayramı'ndan en az 2,5-3 ay evvel sure töreni yapılır ve buradan Mekke'ye gönderilirdi. 1. Abdülhamit şurada felçli haliyle düştü, öldü ya. Neden? Çünkü 1. Abdülhamit o dönemde abisi döneminde başlayan bir savaş var. Osmanlı-Rus Savaşı. Onun dönemine devam ediyor. Bir haber gidiyor padişaha. Ruslar Özük Kalesi'ni işgal etti. Kale dediğin öyle ufak bir kale değil. Şehir. 30.000 kişi, kadın, çocuk, kundakta, bebek demeden öldürdüler. 30.000. Yani bugün Gazze'de 50-60.000 insan neredeyse 8 ayda öldürüldü. Onlar bir günde 30.000 kişi öldürüyorlar. Ve tabii 1. Abdülhamit'ten bunu önce saklamak istiyorlar. 1. Abdülhamit bunu öğrenince bir şey çekiyor, nara atıyor ve felç oluyor. 3 ay felçli, vücudunun yarısı yok. O vaziyette yatalak kalıyor. 3 ay sonra diyorlar ki sultanım bu gece yani yarın sürre töreni var. Kabe'nin örtüsü Mekke'ye gönderilecek. O yarı felçli haliyle ben katılmak istiyorum diyor. Tamam diyorlar. Onu böyle sedyeyle buraya getiriyorlar. Ve o felçli haliyle tam böyle kocaman bir deve vardır. Devenin üstünde mimanı şerif denilen bir sandık. Sanduka içinde Kabe örtüsü. Deveyle böyle Kabe örtüsü getiriliyor. Padişah yatalak şurada. Yanındaki de elle işaret ediyor. Beni kaldırın. Saygı. Kaldırıyorlar böyle kollarına girip burada. Tam Kabe örtüsü geçerken tek gözünden gözyaşı geliyor ve burada ölüyor. Yığılıp kalıyor kollarına insanların. Yani bize yıllarca, çok özür dilerim, hamamda birilerini kovalarken ayağa kayıp kafasını mermere vurup ölen padişahlar anlattılar. Birazdan haremde hamamları göreceksiniz. 10 kişi zor sığıyor. Nereye koşuyorsun? Nereye kovalıyorsun? Öyle bir yer yok yani. Bunu nerelerinden uydurdu bunlar? Yani burada Kabe örtüsü önünde ölen padişah var. O hiç anlatılmıyor. Hamamda kovalarken ölenler anlatılıyor. İşte bu yanlı anlatımlardan bıktık açıkçası. Onun için yerinde görmek, konuşmayı arzu ediyoruz. Hazırsak hareme gidiyoruz. Hadi buyurun.